Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hocanız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir değerli arkadaşım. Ben soruda AYT kampıyla karşınızdayım. Değerli arkadaşım biz bu kampta neler yapıyoruz? AYT matematiğinle ilgili çıkması muhtemel sorularını konu konu seninle beraber sorularını çözüyoruz. Evet Sercan Hoca gözünde 2021 AYT matematiğinde hangi konulardan ne tarz sorular bekleniyor? Ne tarz sorular karşımıza çıkar? Bunların analizini seninle beraber yapıyorum. Bugün ise konumuz logaritma. Sınavda öyle bir konu söyle ki hocam, banko sınavda sorumuz çıksın. Banko fazlasıyla çıksın diyecek bir konu istiyorsan, al sana birazdan inceleyeceğim logaritma soruları olacaktır. Sınavda da oldukça karşına fazlasıyla da gelecektir. Ama sakın bak bu kampı es geçme. Videonun başlığında da söylediğim gibi, sınav kazandıran sorular bunlar. Unutma sakın bunu. Eğer hazırsan değerli arkadaşım, der Derse videoya kağıdını kalemini kap gel. Haydi gelin başlayalım. Evet değerli arkadaşım logaritma ile başlıyoruz. Hocam bana öyle bir konu söyle ki mutlaka sınavda çıksın diyorsan al sana AYT matematiğinde mutlaka fazlasıyla karşılaşacağın bir konu logaritma konusu. Geçmiş yıllarda 2020 yılında 3 tane, 2019 yılında 3 tane, 2018 yılında da 2 tane olmak üzere karşımıza çıkıyor. Bu sene kaç tane çıkar dersen bence kesinlikle hani en az 2 en fazla da 3 olacak şekilde 2 ya da 3 soru olmak üzere senin karşına çıkacaktır. Peki hocam hangi tarz sorular çıkar dersen şimdi senin onu 5 soruda serisiyle inceleyeceğiz. Hazırsan başlayacağım. Yalnız bu kaynağı hangi kaynaktan sorularımızı hangi kaynaktan aldım aldığımı merak ediyorsan hemen söyleyelim. Focus Net yayıncılığın istasyon seyirlerinden aldığım ÖSYM tadındaki sorular. Sen biliyorsun bizim sorular kolay ya da zor sorular değil. Bizim sorular ÖSYM kıvamında olacak. ÖSYM tadında olacak. Ben o soruları sizlerin karşısına getiriyorum. Uzatmadan hemen ilk sorumuzla başlayalım. Sorumu açtım. Senin görevin önce videoyu durdurmak. Önce soruyu sen çözeceksin. Sonra gelip benimle buradan sorunun çözümünün analizine bakacaksın. Anlaştık mı? Haydi gel bakalım sorumuzu inceleyelim. Şekildeki özdeş tahta parçalarının her birinin uzunluğu log 3 tabanında 12 birimdir. Tamam. CD arasındaki uzunluk logaritma 3 tabanında 2 birim verilmiş. EF arasındaki uzunluk e, logaritma 3 tabanında 2 birim verilmiş. AB arasındaki uzunluk kaç birimdir? Benden istenen uzunluk şu uzunluk mu değerli arkadaşım? AB arasındaki uzunluk. Peki biz her bir tahta parçası özdeşmiş ve her birinin uzunluğu da logaritma 3 tabanında 12 olduğunu biliyor muyum? Yani şunu derim. Hocam A'dan D'ye kadar olan uzaklık logaritma 3 tabanında 12. Başka neyi söyleyebilirim? Bak şöyle bir hamlede bulunsak. Şu E'nin dikiz düşümünü alsak. Şu E'nin iz düşümünden B'ye kadar olan uzaklık da yine şuradaki tahta parçasının uzunluğuna eşit olmaz mı? E, bu da hocam logaritma 3 tabanında 12'dir. Tamam. Bunu yazdım. Bana neresinin uzunluğu gerekiyor sence? Aha da şurasının uzunluğu. Bak kırmızıyla gösterdim. Şu arasındaki uzunluk. Şuradaki kırmızıyla gösterdiğim uzunluğa eşit değil mi? Eşit. Hocam bana CD arasındaki uzunluk verilmişti. Şuradaki uzunluk logaritma 3 tabanında 2. Hocam bana EF arası şu uzunluk verilmişti. O uzunluğun iz düşümü bak buraya eşittir. Burası da logaritma 3 tabanında 2. Kaç tane var bundan? Yazalım hemen. 2 tane logaritma 3 tabanında 2 var. Doğru mu? Logaritma 3 tabanında 2, logaritma 3 tabanında 2. Peki bu cf'nin tamamının uzunluğu bir özdeş çubuğun uzunluğuna eşit değil mi? Yani logaritma 3 tabanında 12'ye. Eğer sen çubuğun tamamından 2 tane logaritma 3 tabanındaki 2'yi çıkarırsan bu kırmızıdaki uzunluğu bulmuş olursun. Hadi gel onu da yazalım. Buranın uzunluğu logaritma 3 tabanında 12 eksi 2 tane logaritma... 3 tabanında 2. Benden istenen artık soruyu noktalama vakti geliyor. AB arasındaki uzunluk. AB arasındaki uzunluk bu sarıyla gösterdiğim logaritmik ifadelerin toplamına eşit değil midir? O halde yazalım. AB arasındaki uzunluk. Logaritma 3 tabanında 12. Artı logaritma 3 tabanında 12. Eksi 2 tane logaritma 3 tabanında 2 artı bir tane daha geliyor. Logaritma 3 taban 12. Logaritma bilgimizi kullanacağız. Hemen bir bakalım. Bak hocam logaritma 3 taban 12. Logaritma 3 taban 12. Logaritma 3 taban 12. Kaç tane var? 3 tane logaritma 3 tabanında 12 var. Devam edelim. Eksi 2 tane logaritma 3 tabanında 2 var. Hocam bak burası 12. Nasıl parçalayabiliriz? Şimdi şıklara da bir yandan da bakıyorum. Evet ikili de var. O zaman şöyle yazalım. 12'yi Çarpanlarını ayırıp 4'e 3 olarak parçalasak biz şunu biliyoruz. Logaritmada çarpım olarak verilen ifadeyi taban sabit kalmak şartıyla toplam olarak parçalayabiliyorduk. O zaman bu logaritmik kuralını uygulayarak 3 pazı, paz pazarı ne? Pazarı olur mu hocam sakin anla. 3, 3 parantezinde ne, ne diyoruz biz ya? Logaritma 3 tabanında bak 4 çarpı 3'e ayırıyorum. 4 artı çarpımı toplam olarak ayırdım. Kural gereği dikkat ediyorsun. Logaritma 3 tabanında 3 eksi 2 tane logaritma 3 tabanın 2. Şu 3'ü bir dağıtın bakayım içeri. Hocam bak buradan 3 tane logaritma 3 tabanında 4 gelir. Logaritma 3 tabanında 3. Tabanla üst kısmındaki aynısı sonucu 1'dir. 3 ile de çarptığında artı 3 gelir. Eksi 2 tane logaritma 3 tabanında 2. Hocam uzatmayalım artık. Şu 4'ü gel 2 üzeri 2 olarak yaz logaritma özelliği geri logaritmanın üstündeki ifadeler evet sabit sayı olarak paydaya geçerdi. Yani pay kısmı. Şurada 3 üzeri 1 var ya bak buradaki 2 pay kısmına buradaki 1 o payın payda kısmına aslında 2 bölü 1 yani 2 gelir. 3 de burada olduğuna göre 6 çarpı logaritma 3 tabanında 2 artı 3 eksi 2 çarpı Logaritma 3 tabanında 2 olur. Hocam bak şu logaritma 3 tabanında 2 ile 3 tabanında 2 aynı. 6'dan 2'yi çıkardığında 4 tane logaritma 3 tabanında 2 artı 3 ile soruyu çözmüş olur. Şıklarıma baktığımda evet 3 artı 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2 ile denizli şıkkını bulmuş oldum. Temiz rahatça çözülebilecek bir logaritma sorusuyla başladım. Şunu söyleyeyim ya hocam kolaydı diyebilirsin. Yalnız arkadaşım 2020, 2019, 2018 boş ver git bir 10 yıl öncesine kadar. Her sene soruluyor bu konu. İnanın bundan daha zorları yok. İnanın bundan daha zorları yok. Yemin ediyorum çözemeyeceğim bir konu değil. Eğer sen logaritmayı çalışmadıysan şu önümüzdeki kalan süre zarfına mutlaka logaritmaya bak derim. Rahatlıkla çözebileceğim bir konudur. Bana güven ve soruları inan zor gelmiyor. Mesela bu soruyu gören arkadaşım. Evet hocam geçen sene buna benzeyen bir soru geldi diyecektir karşımıza. ve gerçekten de çok tatlı bir soruydu. Evet yine söyleyelim. Hangi yayından aldık? Focus Net Yayıncılığın istasyon serisinden aldığım çok tatlı bir ÖSYM tadına bir soru. Beraber inceleyelim. Eren kullandığı bir hesap makinesinde n küçük eşittir 40 olmak üzere her n pozitif tam sayısı için logaritma 3 tabanına n değerini hesaplıyor ve her değerin tam sayı ya da ondalıklı sayı olduğunu görüyor. Yani logaritma 3 tabanı n'in Neyi gördüğün yere 1, 2, 3, 4, 40'a kadar gidiyor. Yazıyor. Sonuçlarına bakıyor. Bazısı tam sayı çıkıyor. Bazısı ondalıklı sayı çıkıyor. E, Eren ekranda görünen değer tam sayı ise o sayıyı ondalıklı sayısı o sayının tam kısmını bir kağıda yazdıktan sonra kağıdı bu sayıların toplamını buluyor. Eren'in bulduğu toplamın sonucu kaçtır diye sorulmuş. Hemen başlayalım. Şimdi bizim Eren lo, neye gördüğü yere 1 yazarsa ne olur ona bir bakalım. Neye gördüğü yere 1 yazarsa logaritma şöyle yazayım mı? Burada belki yerim yetmez diyor şuradan başlayayım aşağı doğru daha temiz kullanmış olalım. Şimdi neye küçükse eşittir sıfır olmak üzere her neye pozitif tam sayısı dediğine göre neyi birden başlatacağım. 1 bir attığım zaman burası logaritma 3 tabanında 1 olur. Sonra neye gördüğüm yere 2 yazarım. Sonra ne olacaktır? logaritma 3 tabanında 2. Hmm. Devam edelim bakayım ne çıkacak. Neye gördüğüm yere 3 yazarsam ne olur? Logaritma 3 tabanında 3. Bunun sonucu 1'e eşittir. Hmm. Bir şeyler görüyor gibi. Devam edeyim bakayım. Neye gördüğün yere 4 yazarsam ne olur? Logaritma 3 tabanında 4 olur bir şey böyle tanıdık gelmedi bir sonuca eşit değil. Devam edelim. Bir sonraki böyle logaritma 3 taban 3'e 1 dedim ya. Bunun gibi ne zaman tam sayı gelir diye tahmin etmeye çalışıyorum. Bunun en güzel tahmini şu olur arkadaşım. Logaritmanın tabanına bakılır. Üçlük taban. Üçlük tabansa üstüne yazacağın kısımda artık 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 3 üzeri 4. 3 üzeri 5 şeklinde 3'ün kuvvetlerinde bu logaritma ifadesi sana tam sayı verecekler. O zaman ilk vereceği tam sayı sanırım neye gördüğüm yere 9 yazdığımda logaritma 3 tabanında 9 olur. 9 da 3'ün karesinden 2 sonucunu getirecektir. Tam sayı getir. Tamam ilk tam sayıyı yakaladım. Sonra neye gördüğüm yere 10 yazarım. Burası logaritma 3 tabanında olduğunu olur. Tam sayı değil. Bir sonraki tam sayıyı hayal edelim. Ne eşittir 27 yazarsam. Hocam bak buradan logaritma 3 tabanında 27 olur. 3 üzeri 3'ten 3 gelecektir. Yine tam sayı olur devam ettim. Neye gördüğün yere 28 yazarsan hocam. Logaritma 3 tabanında 28. Nereye kadar gidiyor? Artık uzatmayalım. Neye gördüğüm yere 40 yazdığında bitecek olay. Logaritma 3 tabanında 40. Şimdi biraz konuşma vakti. Hocam logaritma 3 tabanında 1'in sonucu sıfır eşittir. Hocam logaritma 3 tabanında 2'nin sonucu şöyle düşün. 3 logaritma 3 tabanı 3 1 ise öncesi 0. küsuratlı sayıdır. Adam demiş ki eğer bak ondalıklı sayısı o sayının tam kısmıdır. E ondalıklı sayısı o sayının tam kısmı 0. E, e zaten buradan 0 gelecek. Buradan 1 gelecek. Bu dakikadan itibaren 3 üzeri 4 1. küsuratlı bir sayıdır. Nereye kadar ta ki şuraya gösterelim. Neye gördüğüm yere 8 yazdım mı? Logaritma 3 tabanında 8'e kadar. Bu da 1. küsuratlı bir sayıdır. Ancak logaritma 3 tabanında 9'un sonucu bu 9 3'ün karesi olarak yazıyor. 2 başa geçiyor. 3 3 tabanı 3 1 olduğuna göre 2 kere 1'den 2 gelecektir. Yani buraya kadar 1 nokta küsur haklı. 3 tabanında 9'da 2 yapacak. Şimdi bu arada durmadan bana 1 tam sayısı verir. Sonra 2 tam sayısı verecek. Nereye kadar? Ta ki 27'ye kadar. 27 3 üzeri 3'tür. Buradan 3 geleceğini nettir. O zaman neye gördüğün yere 26 yazdığında... Logaritma 3 tabanında 26'ya kadar şu kısma kadar hep sonuçlar 2 nokta küsur haklı 2 nokta küsur sayılar olduğuna göre buradan hep 2'ler gelecek. Devam ettim. Artık 27'den itibaren arkadaşım buradan 3 gelir. Buradan 3 nokta küsur haklı sayı gelir. Ne zamana kadar? Ta ki 3 üzeri 4'e kadar. 4 getirir 81. 81 beni ilgilendirmiyor. 3 üzeri 40 var. O zaman bu da 3 küsur bir sayıdır. O zaman buradan gelecek olan sonuçlarda hep 3. Hocam uzatmaya anlamamaya başladın diyorsun. Hemen toparlayalım. Şimdi ne gördüğün yere 1, ne gördüğün yere 2 yazdığında 0 yapar. Attım gitti çöpe. Bak 3'ten itibaren 1 verdi. Nereye kadar? 8'e kadar. 3 ile 8 arasına kadar ne gördüğün yere 3 ile 8 arasına kadar hep sonuç 1 verdi. Peki 3 ile 8 arasında kaç tane sayı var? 8 eksi 3 artı 1'den düzenlediğinde 6 tane 1 gelir. Tamam mı? Artı. Sonra devam edelim. 2'ler. Nereden neye gördüğüm yere 9 yazdım. Nereye kadar? 26'ya kadar. O zaman şöyle yapalım. 9'dan 26'ya kadar. Acaba kaç sayı var? 26 eksi 9 artı 1'e bakacağım. Şimdi 26'dan 9 çıktığında 17. Bir daha 18. Peki 18 tane sayının sonucundan kaç gelecek? 2 gelecek. Olayı anladığını düşünüyorum. Devam ettim. 26 demiştik. Artık neye gördüğüm yere 27 yazacağım. Ye 27'den kaça kadar artık? Kaça kadar gidiyoruz bu sefer? 40'a kadar. 40'a kadar kaç sayı var acaba? 40'tan 27'yi çıkarıp artı 1 eklediğinde terim sayısını bulursun. Buradan 13 yapar. Bir daha 14. 14 tane de buradan kaç geliyor? 3 geliyor. İşte bu işlemin sonucu Eren'in bulduğu toplam sonucu vermiş olacaktır. Haydi gel bakalım. 6 kere 1 6. 18 kere 2 36. 14 ile de 3'ü çarptığımda 42 yapacaktır. Hocam 36 6 daha 42 yapar. Bir 42 ile daha topladığında 84 ile doğru seçeneğim. Denizli'yi yapıştırırım. Efsane bir soruyu da seninle çözmüş oluruz. Umarım anlatabilmişizdir arkadaşım. Aslında soru biraz zor gibi gözüküyor. Aslında o kolay mantığı çok basit. Gerçekten çok basit. Mantığını çözdükten sonra işleme dökmesi oldukça senin için basit olacaktır arkadaşım. Tam da ÖSYM tadı demiştim seninle. Haydi gel hemen 3. sorumuza bakalım. 5 soruda AYT logaritma soruları tahminlerimizde. Hemen sorumuzu, sorumuzu incelediğimizde nasıl gidiyor? Anlıyor musun? Yaz bakayım şu yorumlara ya. Hocam sorular nasıl? Güzel mi? Kaliteli mi? Gerçekten de o ÖSYM tadını hissediyor musun ki? Geriye 3 sorun kaldı çözeyim. Harbiden çok daha güzel sorular senin karşına getireceğim. Haydi devam edelim. X sayısı birden büyük bir tam sayı olmak üzere. Tamam. 128 bölü X oranının bir tam sayı olduğu. Logaritma 3 tabanında 64 bölü. Logaritma 3 tabanında X oranında bir tam sayı Olmadığı veriliyor hmm, bunun sonucu tam sayı değil bunun sonucu tam sayı X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır önce şunu incelemek istiyorum logaritma olmayan ifadeye bir bakalım 128 bölü x demek 128 2'nin aslında 7. kuvveti bölü x demektir doğru mu Bunun sonucunun Bir tam sayı çıkması için Burada vereceğimiz X sayıları mutlaka bu 128'i bölen sayılar olması gerekmiyor mu Peki bölen sayılar neler olur 1 olur daha sonra 2 üzeri 1 olacaktır. 2'nin kuvvetleri şeklinde gideceğim artık. 2 üzeri 2 4 bölecektir 128'i. 2 üzeri 3 bölecektir. 2 üzeri 4 bölecektir. 2 üzeri 5 bölecektir. 2 üzeri 6 bölecektir. 1 de 2 üzeri 7 bölecektir. Görüldüğü üzere bak arkadaşım 1 2 3 4 5 6, 7, 8 tane tam sayı var bunu böyle. Yalnız hocam niye 257'den sonra incelemedin? 258'e bakarsan, 256, 128, 256 e tam bölünmez. Biz tam bölünenleri yazdık. Anlaştık mı? Şimdi gelelim olayın logaritmik kısmına. Şu önce logaritma ifadesini düzenleyelim. Logaritma kuralı geri. Şurada kuralı hatırlatalım mı sana değerli arkadaşım? Logaritma A tabanında B şeklinde verilen bir logaritmayı. Herhangi farklı bir tabana çevirmek istiyorsan. Mesela C tabanına çevirmek istiyorsan. Logaritma C tabanında B bölü. Logaritma C tabanında A şeklinde yazarsın. Aynı zamanda bu şekilde verilen ifadeyi de ilk haline geri getirebilme yeteneğine sahip olman gerekir. Her ikisinde de görüldüğü üzere 3 tabanında ve bölmeli verildiğine göre ben bunu istersem logaritma x tabanında 64 olarak yazarım. Hocam bak bu 64 aslında 2'nin 6. kuvvetidir. Kuvvet başa geçeceğinden dolayı da 6 çarpı logaritma x tabanında 2 olur. İşte arkadaşım biz bu sarıyla gösterdiğim logaritmik ifadenin ne olmasını istemiyoruz. Elemana olmasın kimin? Bir tam sayının. Bunun sonucu tam sayı çıkması. Peki şimdi benim zaten x'e verebileceğim sayılar belli. Hangilerini verdiğimde tam sayı çıkmaz seninle beraber bunu inceleyeceğiz. Haydi bakalım beraber inceleyelim. Hocam buraya 1 koysam bir kere kuralı hatırlatalım. Logaritma A tabanında B şeklinde verilen bir logaritma ifadede. A sıfırdan büyük. B sıfırdan büyük olmak zorunda. Ayrıca A kime eşit olamazdı? 1 eşit olamazdı. Neyin tanımı? Logaritmanın tanımı. O halde tabandaki X hiçbir zaman ne olamaz? 1 olamaz. Bunu attım kenara. Geldim 2 üzeri 1. Eğer sen buraya 2 üzeri 1 yazarsan ne olur burası? 6 çarpı logaritma 2 üzeri 1 üzeri 2 olacaktır. E burada sadeleşecek daha doğrusu logaritma 2 tabanın 2 1 demektir. Direkt sonuç 6 gelir bir tam sayıdır. O zaman 2 üzeri 1 veremem. Başka bakalım 2 üzeri 2 versem 6 çarpı logaritma 2 üzeri 2 tabanında 2 üzeri 1 olacak. Kuvvetler Bak biri paya biri de paydaya geçecek şekilde 6 çarpı 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanın 2 yazılır. Hocam bak burası 1'dir. Burayı sadeleştirdiğinde sonuç 3 gelir. Yine tam sayı olur. O zaman bunu da veremem. Peki deniyorum tekrar. 2 üzeri 3'e bakalım. 6 çarpı logaritma. Aslında bazı arkadaşlarınız olayı çözmüştür. Direkt şu an işaretleyenler de vardır şıkkı. Ama ben tek tek göstermek istiyorum. Kuvvetler başa geçecektir. 6 çarpı 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanın 2. Hocam bak burası bir. Bu da sadeleşti. Sonuç kaç geldi? 2. 6 ile sadeleşemeyen bir ifade bulmaya çalışıyorum aslında. O zaman 2 üzeri 3 de yaptı. Şimdi 2 üzeri 4'e bakıyorum. 6 çarpı logaritma 2 üzeri 4 üzeri 2 üzeri 1. Hocam kuvvetler başa geçecek. 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanı 2 değerli arkadaşım buranın sonucu bir 6 bölü 4 bir rasyonel ifadedir. Bir tam sayı değildir. Kimle buldum? 2 üzeri 4 ile. Farkındaysan bunu 2 üzeri 5 de yapacaktır. Neden? 1 bölü 5 gelir. 6 çarpı 1 bölü 5 de rasyonel bir ifadedir. Yalnız 2 üzeri 6'yı aldığın zaman kuvvetler başa geçeceğinden dolayı 1 bölü 6 gelir. 6'lar birbirini götüreceğinden dolayı bu bir tam sayı olur. 2 üzeri 6'yı alamam. 2 üzeri 7 de de aynı şekilde. 6 çarpı 1 bölüden yine rasyonel sayı gelecektir. O halde 2 üzeri 7'yi de aldım. Anlaştık mı güzel insan. X'in alabileceği değerler toplamı 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 7. Yazalım. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 7. Bunların toplamı. Hocam 2 üzeri 4, 16 demek. 2 üzeri 5, 32 demek. Toplayarak gideceğim. 2 üzeri 7, 128 demek. 128. 32 daha 160. 160'a 16 daha eklersen 176 ile. Evet, sağ. Ne bir sorunun cevabını da Adana şıkkıyla halletmiş oluruz seninle. İyi mi gidiyor? Nasıl gidiyor? Anlaştık mı? Değerli arkadaşım, uyumuyorsun değil mi? Dinledin değil mi şu kısmı? Ne yaptım anladın değil mi? Sorunun tatlılığını görüyorsun değil mi arkadaşım? Sorular böyle karşımıza geliyor. Geldi, gelecektir de arkadaşım. Bana güven. Tamam. Haydi bakalım. Devam ettim. E bir tane de grafik sorusu çözelim. Logaritmik grafik fonksiyonları ile ilgili. Ne tarz bir soruymuş? Beraber bir bakalım seninle. Yukarıdaki grafikleri verilen fx ve gx fonksiyonları y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Değerli arkadaşım bir fonksiyon. Şimdi fx ve gx fonksiyonları y eşittir x'e göre simetrikse fx y eşittir x'e göre simetrik gx'e aslında fx fonksiyonunun tersinin ...gx fonksiyonu olduğunu söyler. Bu cümlemi sakın unutma. Tamam mı? Şuradaki eşittir x'e doğrusuna göre simetrik demek... ...aslında bu fx fonksiyonunun tersini aldığın zaman... ...sana gx fonksiyonu vereceğini söylemiş. Fx fonksiyonun denklemi verilmiş. E bu denklem neymiş? Bir yazalım. Fx fonksiyonumuzun denklemi... ...logaritma iki tabanında x artı a'ymış. O'li arası 3 birim. Bak değerli arkadaşım. O'li arası üç birimse... O zaman ben şu L noktasının koordinatlarını yazarım. 3'e 0 noktası. Harika gidiyoruz. O, A, dikdörtgeninin çevresi. Yani değerli arkadaşım şu yeşille gösterdiğim dikdörtgenin benden neyi isteniyor? Benden çevresi isteniyor buluruz bulmasına. Şu OC uzunluğunu bulalım. OA uzunluğunu bulalım, çevreye ulaşırım oradan. Şimdi öncelikle benim şu f(x) verilen logaritmik fonksiyonda bilinmeyen bir a ifadesi var, onu bulmam lazım. Bunun için verilen şu bak ya işte f(x) fonksiyonu üzerinde bir bilinen noktayı bul. L noktası biliniyor. 3'e 0 noktası. Bu noktayı bu denklemin içine attığında sağlamak zorunda değil mi? Sağlamak zorunda. X gördüğün yere 3 yaz. Y ye gördüğün yere 0 yaz. Yani Fx'in sonucu 0 çıkacakmış. Logaritma 2 tabanı X gördüğüm yere 3 yazdım. 3 artı A oldu. Logaritma ifadeyi üstel ifadeyi nasıl çeviriyordum? Taban karşısındakini sırtına alıyordu. Al bakayım şu şu omuzunu attır bakayım. Ne olacak burası? 2 üzeri 0. Eşittir. 3 artı a. 2 üzeri 0'ın sonucu 1 eşittir. 3 artı 3'ü karşıya atarsam. A eşittir buradan eksi 2 gelir. Biz harikayız. Biz seninle fx şeklinde verilen e, logaritmik fonksiyonun tamamını bulduk. Logaritma 2 tabanında x artı a idi O artık x eksi a eksi 2 bulduğumuza göre eksi 2 fonksiyondur. Bir dakika. Ben şu gx fonksiyonuna ulaşmak isteseydim. Biliyorum ki fx fonksiyonunun tersini aldığın zaman gx'e gidiyor. Değerli arkadaşım normalde bir fonksiyonun tersi şöyle alınır. X gördüğün yere Y, Y gördüğün yere X yazılıp Y'yi çekmeyi özür dilerim. X'i çekmeye çalışırsın. Çektiğin zaman sen oradan o fonksiyonun tersini bulsun. Sen istiyorsan öyle bul. Ama benim öğrencilerim bilir ki başka bir yöntemle sana göstereceğim. Bu yönteme X'e ne yapmışlar yöntemi denir. Ya hocam anlamadım bak şimdi sana göstereceğim dostum. Herhangi bir fonksiyonda sadece tek tek bir tane x varsa orada fonksiyonun tersini almak istiyorsan x'e ne yapmışlar diye sorabilirsin. 1. x'e ne yapmışlar yazıyorum. x'e önceki çıkı. Kendini x gibi düşün. Sağına soluna ne yapıldığına bir bak. x'e ne yapmışlar önce? 2 çıkarılmış x'ten. Çıkarılmış. Yaz tek tek. 2 sonra log 2 tabanı alınmış bu x'in. Log 2 tabanı alınmış. Tamam mı? Şimdi verilen fonksiyonun tersini yazmak için önce tersini yazdım. Sonra sen kimin x'in? Kendini mi yazdım ve verilen fonksiyonun tersini alıyorum. Logaritmik fonksiyonun tersi üstel fonksiyondur. Üstelin tersi logaritmadır. Şimdi x'e ne alkışlar sorusunu sorduktan sonra yapacağın anne sondan başlayarak yukarı doğru yapılan tüm işlemlerin tersini alarak git. Yani şunu demek istiyorum. x'i yazdım. Log 2 tabanı alındı ya artık logaritmanın tersi üsteldi. Hangi tabanda üstel alınacak? 2 tabanında. O zaman buradan 2 üzeri x gelir. 2 ile çıkarmışlardı. Ters işlem yapıyorum. Bu verilen ifadeyi 2 ile topluyorum. İşte bu fonksiyon fx fonksiyon tersi. Peki o tersi bana kimi verecekti? gx'i. Aslında sen bu sayede kimi buldun? gx fonksiyonu. gx fonksiyonu 2 üzeri x artı 2. Yani sen bu verilen şuradaki fonksiyonu kırmızıyla verilen diğer şu a noktasından geçen ve kırmızıyla verilen fonksiyonun denklemini buldun. 2 üzeri x artı 2 denklemi. Anlaştık mı? Dikkat et. Peki şu. y yx'lerin kestiği noktayı bulmak istiyorsam Şimdi şuraya yazalım mı? Gx fonksiyonumuz 2 üzeri x artı 2 fonksiyonunda. Y kestiği noktayı bulmak istiyorsan bir fonksiyon grafikte. Ne yaparsın? X gördüğün yere 0 yazarsın. Gel yazalım. Hocam x gördüğüm yere 0 yazınca burası 2 üzeri 0 artı 2 olur. 2 üzeri 0'ı 1'dir. 2 ile topladığında 3'tür. Yani bu ne demek olur? Demek ki bu fonksiyon grafiği y eksenini yani bu a noktasını 3'te kesecektir. 3 birinde. Aha istenen dörtgenin kısa kenarını buldum. 3 ile 0 arası 3 birim. E karşısı da 3 birimdi. Efsane gidiyoruz. Anlaştık mı? Dur bakayım. Şu B noktası bizim f(x) fonksiyonu üzerinde değil mi? B noktasının koordinatlarını yaz dersem x'ini bilmiyorum. x olsun. y'sini biliyorum 3. x'i 3 noktası. E bu nokta bu denklem üzerinde değil mi? Hocam çok karalamadan şu kısımları biraz bir silelim. temizliğe geçirelim şuradan beraber. Hadi x gördüğüm yere x, y ye gördüğüm yere 3 yazıyorum. Nerede f(x) fonksiyonu? Logaritma 2 tabanında x eksi 2. E logaritma tabanı üstleri çevirirken karşıdakinin sırtını alacaktı. Al bakayım şunu da sırtına. 2 üzeri 3 eşittir. x eksi 2 olur. 2 üzeri 3 8 eşittir x eksi 2'den. Eksi 2 artı 2 olarak karşı yatarsan. X'i buradan kaç bulursun? 10 bulursun. Eyvah. B noktasının y x'ini buldu mu? Yani y x eksenini hangi noktada kesecek demektir bu? Şurası 10 noktasını. E bu oc arası uzaklığı verir. E bu da bizim dikdörtgenin uzun kenarıdır. 11 soruyu çözdük seninle. Değerli arkadaşım dikdörtgenin çevresi. Kısa kenarlarından 2 tane var. 3'ten 2 tane var. Artı uzun kenardan 11'inden 2 tane var. O zaman 10 çarpı 2'den. 3 kere 2 6. 10 ile 2'yi çarptım 20. Topladığımda çevreyi 26 birimle Doğru mi Adana bulur kalem atarım ama daha soruyu bitirmedim. Dördüncü soruda yine ara ara yaptığımız oluyor bu ayet eserlerinde. Daha dördüncü soruda seninle beraber bir kalem attık değerli arkadaşım. Çünkü ev sağ ne bir soruyu seninle beraber çözdük. Bu best of serideki Best of değil hocam kafayı karıştırma bir an bizde be Best of'a da vurgu yapalım Best of'u incelemeyen arkadaşlarım Oradaki sorular da böyle güzel Ama bizim, bizim bu best sorudaki AYT serimizde gerçekten Bunun videonun başına yazdığın gibi Gerçekten de sınav kazandıran Sorular değil mi bunlar Bunlar sınav kazandıracak sana arkadaşım Haydi gel bakalım bu videomuzun da Best soruda AYT logaritma kampımızın da Son sorusuyla bu videomuzu Tamamlayalım seninle Bize bir yukarıda 3 raflık bir kitaplık verilmiş. Bir okuyalım soruyu. Yukarıdaki 3 rafta kitaplar ve kutular bulunmaktadır. İlk 2 rafında kitap, altta da kutular var. 1. rafta 4 tane özdeş matematik kitabı, her birinin de genişliği logaritma 3 tabanında 4'müş. İkinci rafta 5 tane özdeş Türkçe kitabı. Her birinin uzun, genişliği de logaritma 3 tabanında 2'ymiş. Üçüncü rafta 2 kutu bulunmaktadır. Rafların genişlikleri birbirine eşit olduğuna göre. Yani şu uzunluk şu uzunluk, şu uzunluk hepsi birbirine eşitmiş. Ha, o zaman x çarpı y kaç dedim. Hemen şunu yazalım. Birinci rafın uzunluğunu yazdır bakayım. Şuradaki boşluktaki uzunluk yani logaritma 3 tabanında 8 artı 4 tane de logaritma 3 tabanında 4 genişliği var. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 4. Bu birinci rafın genişliği. Kime eşit olacak? İkinci rafın genişliğine. Hocam bak burada logaritma 3 tabanında x var artı. Burada da 5 tane e, Türkçe kitabı vardı ve her birinin genişliği logaritma 3 tabanında 2 idi. 5 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Bu da eşittir kime? Hocam bak burada logaritma 3. rafta 3 tabanında y artı. Logaritma 3 tabanında 16. Hop sığdıralım şuraya küçük küçük yazalım. Logaritma 3 tabanında 8. Logaritma 3 tabanında 8. Aha da arkadaşım burada 3 tane eşitlik var. Seninle biz bu eşitlikleri halledeceğiz. Nasıl yapalım? Önce şöyle yapalım mı? Şuradaki ikili denklemi alalım. Gel şu ikili denklemi alalım adım adım gidelim. Şimdi hocam bak logaritma 3 tabanında 8'i şöyle yazalım. Logaritma 3 tabanında 8 yerine 2 üzeri 3 yazarım. Artı 4 çarpı logaritma 3 tabanında 4 yerine de 2 üzeri 2 yazalım. Eşittir devam ettim. Logaritma 3 tabanında x artı şöyle yapalım mı değerli arkadaşım burada? Şimdi dur bir dakika bir şey yapmayalım. Birazdan yapalım. 5 çarpı logaritma 3 tabanında burası ne olacak? 2 olacak. Dur adım adım gidelim. Öyle göstereyim. Şimdi değerli arkadaşım bak üslü ifadelerdeki kuvvetler logaritma özelliği geri başa inecekti. 3 başa indi. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2 artı 2 başa inince 4 de burada 8 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir logaritma 3 tabanında x artı 5 tane logaritma 3 tabanında 2. Şunu görmeni istiyorum ya bak 3 tabanında 2 3 tabanında 2 3 tabanında 2 kaç sayılarla işlem yapacağım hocam 8 3 daha 11 yapar şu 5'i karşıya attığında 5 yapmaz mı 11'den de 5'i çıkardığında kaç kalacaktır değerli arkadaşım 6. O zaman buraya 6 tane logaritma 3 tabanına 2 eşittir. Logaritma 3 tabanına x diyebilirim. Peki değerli arkadaş bu 6 nereden gelmiştir? 2'nin üstünden gelmiştir. Hemen 6'yı 2'nin üstüne atıyorum. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 6 eşittir. Logaritma 3 tabanında x'e. Hocam bak logaritma 3 tabanlar aynı olduğuna göre direkt x'in 2 üzeri 6 olduğunu yazabilirsin. O halde x eşittir 2 üzeri 6. Oh şükür x'i bulduk. Şimdi gelelim bir de y'yi bulma kısmı olsun. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım mı? Gel şurada x gördüğümüz yeri istediğin şekilde götürebilirsin de. Ya şu denklemle bak şu denklemle şu denklemiş işleyelim İyi bak şu denklemin sonucunu ben şuraya kadar getirmiştim. Katsayıları topladığımda 8 3 daha 11 tane logaritma 3 tabanı 2 yapmaz mı? Tamam buranın sonucunu hallettim. Nerede? Aha da buraya yazdım. Şimdi sağ tarafa gidiyorum. 3 tabanında y yazalım. Logaritma 3 tabanında y artı logaritma 3 tabanında 16 artı logaritma 3 tabanında 8 var. Biz şunu biliyoruz arkadaşım. Logaritmik ifadelerde tabanlar aynı ve arada toplam işareti varsa isterseniz siz bunu tek logaritmik tabanda yazabilirsiniz. Yani logaritma 3 tabanında y çarpı 16 çarpı 8. y çarpı 16 çarpı 8. Şimdi tekrardan yazıyorum. Bu Logaritmanın kuvveti olan 11 nereden gelmiştir? 2'nin üstünden. Yani logaritma 3 tabanında 2 üzeri 11 diye yazabilirim. Eşittir. Logaritma 3 tabanında y çarpı 16 yerine 2 üzeri 4. 8 yerine 2 üzeri 3 yazdım. Hatta şu kısmı düzenleyelim mi beraber? Burası logaritma 3 tabanına. Y çarpı tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri 7 yapar. Hocam ne yaptın? Logaritma 3 tabanına. Logaritma 3 tabanı eşit mi eşit. O halde şu iç kısımlarında birbirine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Yani 2 üzeri 11 eşittir. Y çarpı 2 üzeri 7 der. Hocam her tarafı 2 üzeri 7'ye bölersek. Hocam her tarafı 2 üzeri 7'ye bölersek. Y'yi çektiğimde tabanlar aynısı üstlü ifadelerde bölmüş demin üstler çıkarılır. 11'den 7 çıktığında 2 üzeri 4 bulmuş oluruz. Y'yi bulduk. X'i de bulduk. Bizden istenen neydi? X çarpı Y. O halde X çarpı Y x 2 üzeri 6 y 2 üzeri 4 tabanlar aynısı üstler toplanır 2 üzeri 10 doğru seçeneğimi Edirne bulur kalem atarım eldivenim de çıkarırım efsane logaritma ile ilgili 5 soruda seninle 2021 AYT sorularını tahminde bulunduk diyebiliriz. Gerçekten de ÖSYM tadında sorular çözdük. Eğer bu videoların değerli arkadaşım faydalı olduğunu düşünüyorsam bu videoya Olumlu olumsuz istediğini yazabilirsin. Yorum yapmayı unutma. Videoyu beğenmeyi unutma. Kanala abone olmayı unutma. Bildirimleri açmayı unutma. O bildirimler önemli değil. Çünkü bütün içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsan o bildirimleri açman gerekiyor. Ayrıca sevdiğin, sevdiğin arkadaşlara da e, kanalımızı da önerirsen e, daha başka ne isteyelim senden. Hocam yavaştan kapat dersen artık her zamanki gibi kapatacağım ben arkadaşım. Senin görevin verimli bir şekilde dersine çalışmak. Benim görevim bir sonraki dersi videoyu, canlı yayını Pomodoro'yu, best soru best of I, best of TET'i. Yani kısacası arkadaşım senin işine yarayacak içerikleri senin karşına getirmek. Bir sonraki derse kadar, bir sonraki videoya kadar. Kendinize iyi davranmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.